Ya karşıma geçmiş, neden beni konuşturmaya çalışıyorsun? Ha? Niye uğraşıyorsun, neden? Yalan söylüyorsun. Senden ne duymak istediğimi, duyacaklarıma ne kadar muhtaç olduğumu biliyorsun. Demek duymak istediklerin gerçekler değil. Sen ne verirsen o Yiğit. Daha fazlasını istemiyorum. Gözüme bak ve söyle. Aylardır, her saniye, bütün o mutsuzluğun içinde, içimdeki o ses bana seni fısıldadı. Dayan dedi. Gelecek dedi. Biliyor dedi. Bir canavar olmadığını biliyor dedi. Sesini çıkarmasa da, yüzünü göstermese de, belki yüksek sesle söylemese de biliyor dedi. Bunları isteyerek yaşatmadığını biliyor. Masumiyetimi, çaresizliğimi biliyor. Eli kolu... Sus. Sus yeter. Yeter. Eli kolu hayatının en büyük acısıyla bağlı olsa da biliyor. Yeter diyorum sana. Sus, sus, sus. Kimseye, belki kendine bile söyleyemese de sana inanıyor dedi. Dili inanmıyorsa bile kalbi inanıyor. Sus dedim sana! Susmam! Onca çile, onca acı içimdeki sesi susturamadı. Sen de susturamazsın. O içindeki ses! O içindeki ses! Koca bir yalan. Anlıyor musun? Palavra! Şimdi istediğin cevabı veriyorum sana. Bak, bak gözlerinin içine baka baka söylüyorum işte. İnanmadım. İnanmadım Nur. Anlıyor musun? İnanmadım sana. Yalan söylüyorsun. Yalan. Kokunu duydum senin. Hastaneye geldin. Biliyorum. Yanımdaydın sen. Duydum kokunu senin. Hayal gücüne karışamam öyle değil mi? Yani istediğin kadar hayal kurmakta serbestsin sonuçta. Senin hayal dünyan ama... O istediğin cevabı ben sana bir kez daha vereyim Nur. Ben sana inanmadım. İnanmıyorum. Şimdi o mahkemeden aldığın güçle benim karşıma geçip... O mahkeme beni tekrar mahkum yapsaydı, beni aklamasaydı, hapiste 20 yıl yatıp çıksaydım bile yine seni bulurdum. Yine karşına geçip aynı soruyu sorardım ben sana. Ve aynı cevabı alacaktın, Allah kahretsin. Anlıyor musun?